Hocam şimdi biraz daha aslında hicret deyince Hicri takvim merkezin aklına geliyor. Muharrem ayı aklına geliyor. Hocam ama şöyle bir şey var. Peygamber Efendimizin hicreti aslında Safer ayında başlıyor ve Rebiülevvel ayında tamamlanıyor. Medine'ye gelişi Rebiülevvel ayında tamamlanıyor. Ama Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayı. Yani akıllarda bazı kafa karışıklığı olmaması için bu Hicri takvimin kabul edilme sürecini kısaca özetler misiniz hocam? Tabii Müslümanlar için zaman ve tarih çok önemli. Özellikle hicretten sonra Allah Resulü buna çok önem veriyor. İşte namaz, oruç, zekat aslında bütün bunlar Müslümanların günlük, haftalık, aylık, yıllık zamanlarını programlıyor. Resulullah döneminde Arapların takip ettiği belli bir tarih vardı ama çok düzenli değildi. Kimisi işte fil tarihi dediğimiz fil olayını tarih başlangıcı olarak alıyorlardı. Hazreti Ömer döneminde bu biraz karışıklığa sebep oldu. Çünkü İslam toprakları çok büyümüştü, problemler arttı. Bundan dolayı hicretin 17. yılında bir heyet, bir takvim yapmayı karar verdiler. Ve takvim başlangıcı olarak da hicreti seçtiler. Hicret çünkü çok önemli bir diriliş sembolü. Allah Resulü'nün hayatında bir dönüm noktası, Müslümanların hayatında bir dönüm noktası. Bundan dolayı olsa gerek ki hicreti takvimin birinci yılı olarak kabul Kabul ettim. ettiler ve Muharrem ayını da yılbaşı olarak kabul Hocam ettiler. yıl